Duygularımızı ne belirler? Olumlu ya da olumsuz olaylar mı? Yoksa bunları yorumlama biçimimiz mi? Yani oluşturduğumuz algılar mı? Tabii ki yorumlarımız algılarımız. Öyleyse yorumlarımızı değiştirerek hayatımızı değiştirebiliriz. Peki yorumlarımızı nasıl değiştireceğiz? Size pratik yöntemini anlatıyorum. Yaşadığın bir olayla ilgili 2 olumsuz ve 3 olumlu cümle yaz. Örneğin sevdiğiniz birini kaybettiyseniz şu olumsuz cümleleri yazın. 1. Çok yalnız ve mutsuzum. Kötü şeyler hep benim başıma geliyor. 2. Eğer yanında olsaydım bunlar olmayacaktı. Şimdi de 3 olumlu cümle yaz. 1. Onu çok özlüyorum. Şu an üzüntümü en derin ve en güzel şekilde yaşamalıyım. Sonra hayatıma devam edeceğim. 2. Onun gidişinden sonra anlıyorum ki hayatta en önemli şey sevgi ve sevdiklerim. Sevdiklerimle daha fazla vakit geçireceğim. 3. Bu kayıp beni çok üzdü ama önemli bir şey de öğretti. Hayat kısa, olumlu şeylere odaklan, hayatı dolu dolu yaşa. Şimdi tek tek tüm yorumlarını gözden geçir ve her biri için kendine şu soruyu sor. Bu yorum beni güçlendiriyor mu yoksa zayıflatıyor mu? Hangi yorum bana iyi hissettiriyor? Sonra da sana iyi gelen yorumu seç. Böylece hem enerjini arttır hem de içindeki o gücü ortaya çıkar. Hadi şimdi bu videoyu ihtiyacı olan sevdiklerine gönder.